Konya Hadim Yerköprü Şelalelerindeki incelemelerimize bu bölümümüzde de devam ediyoruz. Şimdiki amacımız Yerköprü Şelalesi'nin altından geçip içine girmek. Çok dikkatli olmak zorundayız. Çünkü burada sulara kapılarak ölenlerin sayısı hiç de az değil. Şelaleden dökülen suyun azlığına bakıp da aldanmamak lazım. Şelalenin altındaki mağaradan gelen nehrin suları çok daha fazla miktarda. Şelalenin yanından geçerek içeriye doğru ilerliyoruz. İçeride tavandan damlayan sular çok fazla ama bu güzelliğin içinden ilerlemeye yol bitene kadar devam ediyoruz. Nehir derinlere doğru büyük bir mağara içinden akıyor. Mağaranın içinden dışarısını seyretmek ise oldukça güzel. Bir gün daha profesyonel bir ekip ve teçhizatla buraları inceleme kararı alarak dönüşe başlıyoruz. We'll be right back.
şelalenin döküldüğü yerdeki güzellikte biraz oyalanmadan edemiyoruz. Şelalenin çıkışında inceleme için yeniden suya giriyoruz. Belki de burada boğulanlar yaptığımızı emniyetsiz yaptıkları için öldüler. Belki bizimki de çılgınlık. Ama ne yapalım ki bu güzellikleri daha yakından görme ve sizlere gösterme isteğimizin önüne geçemiyoruz.
Nehrin bundan sonraki bölümünü botla geçerek ilerliyoruz. Nehrin suyu şelaleden bir kilometre sonra bir elektrik santraline dökülüyor. Bizim de incelememiz burada son buluyor. Burada avlanmak, piknik yapmak, suya girmek yasak. Bekçi de var. Ama duruma bakınız. Akıntıya kapılıp tribüne sürüklenmek işten bile değil. O bir trilyoner. Bütün bu arazinin sahibi. Taşıma su ile fidanları, bağları sulayan bir trilyoner. Evet, bu arazisine otel yapmak için milyarlar veriyorlar. Ancak o, bir tek ağacımı kestirmem diyor. Bu harap evde elektriksiz yaşıyor. Yemeğini bu ocakta pişiriyor. İşte en lüks malları. Bu idare lambasıyla aydınlanıyor. Elektriği kapısının önüne kadar getirtebilmek için ağacını kesmektense iki ineğinden birini satmış. Bütün varlığı bir inek, bir de kara kaçanı. En büyük destekçisi ise hayat arkadaşı. Hacı amca kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Hasan? Elhamdülillah. Sen nasılsın? İyisin. Allah'a çok şükür. Evet Hasan'ım, derdini hocam söyle. Hocam diyoruz ama ben senin daha adını bilmiyorum hacı amca. Ha, benim adım Süleyman. Soyadınız? Çalışkan. Nerede doğdunuz hacı amca? Ben Gürgeller köyünde doğdum. Bu civarında? Bu civarda doğdum. Doğma büyüme buralardasın? Doğma büyüme buradayım. Buralar eskiden tarla mıydı?
Burası eskiden balçık bir yerdi. Ben burayı 56'dan evvel 52-53'lerde burayı aldım. Bir yarısını. Bir yarısını da hanımımdı. Burayı çoğalttım. Senden aldım, benden aldım. Çoğaldı. Kavak diktim. Ben buraya ilk kavak diktiğimde köylüler dediler ki bu canım tarlaya bir çöp tüke koydu diye anama küfür ettiler. Sonra ben bu tarlayı kavak yetiştikten sonra benden kavak götürmek istediler. Götürdüler, diktiler. Adamların yokluk hallerinde kendilerini temizledi. Evvela bu muhitte yoktu. Bir önder olaktan bunu Karaman'dan şuradan buradan buldum geldim diktim. Buradan Balcılar'a kadar bu kavağın kökü benim. Şimdi de şu gördüğümüz araziye bir budur elma dikmeyi düşünüyorum. Bu da bu Konya muhitinde olmayan bir elma. Allah azim verirse bunu da bir örnek olmaktan dikeceğim. Sen olmayanları yapmaya hep uğraşıyorsun galiba. Bu memlekette olmayana bir memlekete bir örnek olayım diye bu 64 yaşında çalışıyorum. Allah bana çalışma gücü veriyor. Senin kirazlarını da gördük galiba. İlk olarak açan o küçücük kirazları da sen ektin değil mi? Ben diktim tabii. Geçen sene diktim onları. Geçen sene aşıladım. Bir sene kalanını tekrar yine aşılayacağım. Allah nasip ederse gelin onları da görün. Görmüşsünüz aşıları. Allah'a çok şükür. Şimdi çalışma gücü verdi bana. Allah çalışıyor. Bunları meydana getiriyorum. Diğer insanlarımıza, diğer köylülerimize tavsiyelerin olacak mı? Böyle tavsiye ediyorum zaten. Ben diyorum ki komşular, toprakla beş vakıttan ayrılmam. Gerisini karışman gerisine. Gerisini Allah kerimdir diyorum. Bu kadar diyorum. Allah'a çok şükür. Çok sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Sen sual, bu kadar ağaçla, bu kadar fidanla... Tercih ediyorum ki herkes beş vaktli ağaçtan ayrılmasın. Ağacın bildiği pek çoktur. Bunlar her insan yaprağı bir yana bana ibadet ediyor. O yüzden çok huzurluyum. 64 yaşındayım. Ya hiçbir ağrı sızılar yerim yok Allah'ıma çok şükür. Allah da vermesin. Hayırlı ömürler sana nasip etsin inşallah. Çok sağ olun. Hatırımız var olsun. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz abicim. Hoş geldiniz. Baba nasılsın? Ben iyiyim. Hoş geldin. Sırayla gidelim. Hoş geldin Hasan abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet. Siz de hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Biz Konya'dan geldik. Biz ticaretle uğraşıyoruz. Bu arkadaşlara beraber hep aynı yerde çalışıyoruz. Buraya bu pazar piknik yapmaya geldik. Nereden duydunuz burasını? Göksu olarak duyduk burayı. Bu pazar gelmeye karar verdik. Cenab-ı Allah nasip etti. Bu pazar geldik. Buraya oturduktan sonra amcayla görüştük. Amca buraya müsaade edersen bize biz burada oturacağız, piknik yapacağız dedik. O da çevreyi kirletmeyin derseniz dedi. Bu şekilde oturun, yiyin için dedi bize. Biz gördük ki etrafta çevreyi kirletenler de var. Hacı amca da zaten çevreyi kirletenleri buraya sokmuyor. Siz neler yaptınız çevreyi temiz tutmak için? Biz de o şeyi gördük. Gerçekten ufak tefek var, yok değil. Ama biz oturduk elhamdülillah, yedik içtik. Kalkacağımız sırada da poşetlere koyduk buraya. Giderken de biraz sonra Allah nasip ederse götüreceğiz. Şu arkadaşlar geldiler, ben ileriden geldim. Tiplerine bir baktım. Tipleri bana uygun bir kimseler. Tamam kardeş, oturun, yalnız çevrenizi temiz tutun. Giderken burada çöp çöp öyle bir şey koymayın. Oturun, şu otları çinlemeyin dedim. Tamam mıdırlar? Bak ilayıklıca oturdular, kalkıp giderler Allah razı olsun. Her gelen bunlar gibi gelsin. Peki. İyi tatiller diyoruz biz size. Allah tekrar Allah görüşmek olsun. Üzere. Allah'a ısmarladık. İnşallah görüşmek üzere. İyi tatiller. Sağ olun. Aklıma hep senin bu uğraşın, sonuçta insanlara yaranamaman, insanların senin derdini anlamamaları geldikçe hep bir şarkı geliyor hatırıma. Sözleri şöyle: kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Nasıl bakalım onu becerebilecek miyiz? Kimseye etmem şikayet.
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime. Çekilmiş korkarım ikbalime, perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbalime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime, titrerim istikbalime. Onur Önde, Konya ili izci liderlerinden. Ocakbaşı, Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu. Mustafa Altunda, Fatih İzci Grubu, Fatih Erkek Ergin İzci Ocağı İzcisi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. O da asker izcilerimizden biri. Vatani görevinde başarılar Mustafa. Murat Bıçakçı, Fatih İzci Grubu, Fatih Erkek Ergin İzci Ocağı İzcisi. Samsun Endüstri Meslek Teknik Lisesi Motor Bölümü mezunu. Askerden gelir gelmez aramıza katıldı. Hoş geldin Murat. Adem Kaşkaya, Kanal 7 Televizyonu kameramanı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Yılmadan ve zevkle çalıştı. Alışılmışın dışında büyük bir özveri isteyen bu uğraşta göstermiş olduğun çaba için çok teşekkürler Adem. Hasan Subaşı, İzcilik Federasyonu Hava İzcilik Kurulu Üyesi,
Fatih İzci Grubu Grup Başı, arkeolog ve sanat tarihçisi, araştırmacı yazar.